Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Angular 2'nin 3. dersine geldik ve özel komponent oluşturacağız. Ben daha önceki dersimizde bir 10 dakikalık komponentler hakkında bahsetmiştim. Ve özellikle vurgula arkadaşlar anlamanız için o dersi çekmiştim. Yani şimdi başlayalım. Biz daha önce başlarken demiştik, bu ikinci dersimizde bunu anlatmıştık. Yani bir app komponentisim vardı. Ve şu var arkadaşlar, bu demiştim bir örnektir, yani özel, yani bu sisteme bağlı değil. Yani sana demiş ki eğer bir komponent oluşturmuşsa, bak ben bir app komponent yazmışım, sen de buna bak, işte bundan kopya çek, sen de yeni bir komponent oluştur demiş. Yani anladınız mı? Yani bu sistemin bir şeyi değildir demiştim. Gelelim arkadaşlar, biz de bu dersimizde işte deneme adında bir komponent oluşturalım ve örnek bu arada da ngmol'de göstermiş olur ve böylece to databind olanını göreceğiz. Vakit kalırsa arkadaşlar size şey de yaptırırız. Örnek 3 yanlış bir doğru götüren küçük bir uygulama yapmıştık Angular 1 ile 1,5 versiyonu sanırım ben çektim diğer derslerinde, öyle bir uygulama. Bunu da Angular 2 ile çekeceğiz ama hiç şüpheniz olmasın, zaten vakit yetmese bile dersi anlayıp kendiniz yapabileceksiniz. Ondan emin olun arkadaşlar. Özellikle Angular ve derslerimi izleyenler. Daha yeni arkadaşlar ilk defa Angular 2 izlediyseniz dersi anlayıp da belki uygulama yapabilirsiniz. Neyse başlayalım, fazla uzatmayalım. Vaktimiz nakittir diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Ben aynı klasörde olmasına gerek yok. Yani gene faydalı arkadaşlar. Yani JavaScript'in aynı dosyalarında, CSS'in aynı klasörde, HTML dosyanın hepsinin aynı klasörde olması siz için bayağı avantajlı ve faydalı olur. Ben de böyle çalışıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir deneme TS adında bir dosya oluşturduk. TypeScript uzantısı. Ve şöyle yapalım. Bakın bir komponent oluşturacak. Burada zaten bize ne vermiş? Direkt bunu alsa arkadaş, bunu kodlar alsak da düzenlesek de bir komponent oluşturmuş oluruz. Ama gene biz alalım. Burada arkadaşlar genel olarak bir komponent oluştururken arkadaşlar, pardon, importlayıp arkadaşlar burada işte büyük baş harfi büyük arkadaşlar. Buna dikkat edeceğinin harfi büyük ve burada nereden, hangi dosyadan Angular, burada arkadaşlar Angular 2 Kore dosyasından bir ana komponentleri alıyoruz. Yani burada bir tanımlama gibi bir şey yaptık. Burada et işareti çalışmıyor arkadaşlar. Atom'da bilmiyorum nasıl çalıştırılıyor. Gerçi Atom kullanan bir insan değilim. Onun için bunu kopyalayacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve Ctrl V ile buraya geldim. Komponentimi nasıl tanımlıyorduk? Komponentlerimizi komponent yazalım. Parantezi açalım. Ve burada süslü parantez açalım. Burada arkadaşlar template mi üstü olacak, selektör mü olacak, o önemli değil. Bir selektör yazıyorum ve bir selektör, ben ders adında bir selektör yazıyorum. Ben daha önce galiba ders başlamadan onu selektörü galiba dahil etmiş miyim? Evet, bakın H1'in arasına işte elementimizi atmışız ders başlamadan önce. Hani bu fazla uzamasın. Bir template yerleştireceğiz. Ne diyelim işte, I love you olsun bakalım. I love you olsun. Atalım böyle bir şey. Konu dikkat edin, bunun sonunda virgül yok. En son ne yapacaktı? Export arkadaşlar. Artık burayı fazla anlatmıyorum. Ne deneme adında bu nereye gönderelim arkadaşlar? Artık deneme adında ihraç ettik. Export ihraç demek, import ithal etmek. Yani export aynı zamanda ihracat, import ithalat anlamına geliyor arkadaşlar. Yani İngilizce'de aşağı yukarı böyle anlamlar var. Neydi? Deneme. Bakın arkadaşlar, bir de şu var. Yani dosyanın ismi neyse class ismi de olsun. Yani sizin için daha faydalı ve her zaman garanti hiçbir zaman hata vermez. Yani bu, çünkü bütün her şey arkadaşlar işte çoğu genellikle bütün komponentlere bakın, bootstrap'la nereye göndereceğiz? Artık view'e göndereceğiz. İşte onun için mesela burada bootstrap'ın metodun içinde bir ne olacak? Bir komponent ismi olacak. O neredeydi? Bu neredeydi? Onun için arkadaşlar
Dolayısıyla ismiyle komponent ismi aynı yapıyorsun. Burada deneme TS adında bir ne oluşturduk? Komponent oluşturduk. Selector'u yazdık. Template'i yazdık. Ve class'ı ihraç edeceğimizi yazdık. Peki birisi ihraç ediyor. Diğeri kim ithalat yapıyor? İthalatı yapan main TS arkadaşlar. Burada import diyelim. Ve süslü parantezini açalım. Ve deneme neydi? Class'ımızı import edelim. Nereden tabii ki? Nereden ithal edilecek arkadaşlar? Tabii ki buradan bir nokta yapıyorum. Yani bu klasördeki deneme, bakın deneme nokta TS mi arkadaşlar? Değil. Buna gerek yok. Deneme adını yapmanız sizin için yeterli. En son artık ihracat yaptık, ithalat yaptık. Bu ürünün göstermesi lazım. Yani VEV'e göstermesi lazım. Onu VEV'e gösteren kim? Onu da arkadaşlar bots, bakın bots arkadaşlar straps. Bunu arkadaşlar yazılısına dikkat ediniz. Yani Türkçenin dil yapısında da biz çoğu mesela çoğu şeyi mesela yalnız mı yalnız mı, yani L ile N değişiyor. Pembe mi meme ne mi, yanlış mı yanlış mı? Burada da arkadaşlar biz çoğu zaman bootstrap diye okuyoruz. Çoğumuz yani bootstrap değil, bootstrap falan diye okuyor. Burada yazılışına dikkat ediniz. Burada neyi göndereceğiz? Deneme adında artık klasımızı arayüze bir gönderelim. Bir bakalım nasıl olacak. Herhangi bir isterseniz bir tıklayalım. Kendine bir gelsin. Sarhoş. Çok güzel. I love you geldi arkadaşlar. İsterseniz diğer klasörü ne olsun? Biz bunu bir silelim. Sen şimdilik geride kal kardeşim. Sana demoda oldun. Öyle yapalım. Gelin arkadaşlar küçük bir işlem yapalım. To data bind olayını da görelim. Bu arada ben sürekli izleyen arkadaşlar zaten bir şey bilecekler. Alt geri arkadaşlar iki defa ünleme basarak yatay kesik ünlemler yap. Bunun bize ne faydası var? Bunun arkadaşlar gerçekten çok. Bunu yaptığın zaman artık mesela tek tırnak yaptığın zaman içeride tek tırnak kullanamıyorsun. Ve çift tırnak yaptığın zaman işte tek tırnak mı olacak çift, onlara gerek yok. Kesik tek tırnaklar kullandı. İçeride arkadaşlar tek tırnak, noktalı virgül, çift bütün karakterlerini kullanabilirsin. Burada örnek bir input oluşturalım. Burada bir input oluşturalım. Ve burada tipi ne olsun? Tipi işte örnek şu anda text olsun. Burada bir placeholder verelim arkadaşlar. Ya kodları bu arada istersen VEV'den toggle tree VEV yapalım. Biraz isterseniz burada bir büyütelim arkadaşlar. Sizler daha net görebilmeniz açısından placeholder diyelim. Ve bu işte ne olsun? İşte saygı diyelim ya. Say, hatta neydi? Doğru sayısını gir. İnşallah o uygulamayı yaparım diye doğru sayısı gir diyelim arkadaşlar. Ve burada şöyle yapalım. Başka herhangi bir şey yok. Sanırım herhangi bir şey yok. Bir de arkadaşlar bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mıymış yokmuş. Bir bakalım bir tıklayalım. Hop hop kendine gel diyelim. Bilgisayarda uyur. Ayakta uyumak yasaktır. Bakın doğru sayısı gir inputumuz geldi. Çok güzel. Burada entry model vereceğiz. Bilmeyenler için entry model ne dersek. Önceki versiyonlarda arkadaşlar neydi? Entry model. İşte biz mesela bir kutu diyorduk. Ve artık scope kutu ile bu modele ulaşıyorduk. Ve bir evde göstermek için de nasıl böyle bir şey kullanım yapıyorduk? Böyle bir kutu kullanımı yapıyorduk. Bu Angular 2 versiyondan tamamen değişmiş. Tamamen değişen ne? Bu kısım. Peki nasıl yazacaksın? Bu şekilde köşeli parantez. Bir tane daha parantez açıyoruz. ng ms arkadaşlar model yazıyoruz. Tire yok. Ms büyük olacak. Şimdi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Tıklayalım buraya. Hop hop. Kendine gel bilgisayara diyelim. Bilgisayar geç uyur. Bilgisayar diyor ne kadar köfte, pardon ne kadar para o kadar köfte diyor. Şimdi buraya merhaba yazalım. Evet bakın merhaba yeni bir neydi? ng model. Arkadaşlar buna Angular'da to data bind olay diyorlar. Yani modelde olan değişiklik VEV'e VEV'den olan değişiklik direkt şeye aktarılıyor. Doğru sayısını gir. Örnek burada 12 girelim. Bakın çok güzel. İstersen bir altına da şu anda bir kutuyu silelim kardeş. Şu anda çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Burada şöyle yazalım. Bir tane daha input oluşturalım. Tipi işte text olsun arkadaşlar. Ve buna da placeholder diyelim. Placeholder diyelim arkadaşlar.
Buna işte yanlış sayısı olsun arkadaşlar. Yanlış sayısı olsun. Burada işte arkadaşlar ng model yazıyoruz. Yani artık ng model arkadaşlar birazdan class'taki şeyine de değineceğim. Hatta ondan bir sonraki derste bunu arkadaşlar mesela biz burada ng model verdik. Class'ta ona nasıl ulaşacağız? Diskutu şeklinde. Yani mesela burada bir fonksiyon içinde de değiştirmek istersek diskutu eşittir mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 durumunda direkt bu input'un değeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur. Biz click event'ini arkadaşlar ve diğer işte event'leri bir sonraki dersimizde göreceğimiz için oraya demiyor. Yine de başta söyleyeyim arkadaşlar. Buna işte ne olsun? İşte kutu, işte bir olsun. Bir bakalım arkadaşlar. Hatta doğru yanlış yapsaydık çok güzel olurdu ama hatta şuna şöyle yapalım ya arkadaşlar. Gerçekten ne olsun? İşte ya buna text diyelim. Pardon, evet buna text diyelim arkadaşlar. Buna da işte ne olsun? Buna da text arkadaşlar. Ne olsun? Buna da text 1 olsun. Ve bir kapatalım. Herhangi bir sıkıntımız var mı arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntımız var mı? Bir bakalım. Küçük bir işlem yapacaktık dedik. Burada istersen bir text eksi text 1'e 1 yapalım. Ctrl S yapalım. Daha önce çok da sıkıntı yok. Bir bakalım arkadaşlar. Geldi. Burada doğru sayısı istersen 12 diyelim. Burada pardon. Şu anda tamam. 12 diyelim arkadaşlar. Buna da bir diyelim. Bakın 11 oldu. Direkt birbirinden çıkarttı. Ondan artık bunu tamamen size bağlı. Şunu bir küçük bir işlem yapabiliriz. Artık bunu 1/4'te bölebiliriz arkadaşlar. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir tıklayalım. Hop hop kendine gel diyelim. Bakalım bilgisayar kendine gelecek mi? Burada 12 girelim arkadaşlar. Buradan 4 girelim. Bakın net sayısını direkt çıkarttı. 12 yapalım arkadaşlar. Bakın direkt 9 ve 48 yapalım. Bakın pardon. İşte 48 yapalım. Bakın direkt net sayısını ekrana verdi. Ben bu uygulamayı arkadaşlar daha önce Angular 1 ile yaptım ki onu izleyen daha çok arkadaşlar izleyenler bu dersi izleyecekler. Dolayısıyla hiç takılmamışlardır. Çok da hemen anlamışlardır. İşte arkadaşlar bu kadar basit. Yani ng model yazıyorsunuz. Yani bir önceki versiyonda ne yaptıysanız hiçbir fark yok. Sadece ng model ne olacak arkadaşlar? ng model yazımı biraz farklı. İzleyemeyenler için hocam ben ilk defa TypeScript izleyeceğim. Ben onu bilmiyorum. Bu ng model arkadaşlar ne yapıyor? Yani siz bu isimle artık arkadaşlar artık bu input'un değerine ulaşıyorsunuz ve aynı zamanda neyi güncelliyor arkadaşlar? Aynı zamanda neydi? Ve modeli güncelliyor arkadaşlar. Bu arada isterse mesela bu ben buraya K yazdığımda burası none diyecek. İleride biz mesela arkadaşlar ne göreceğiz? Biz hidden'ları göreceğiz. Yani mesela şey vardı. Angular 1'de ng-show falan vardı. İşte bunda da arkadaşlar hidden diye bir olay var. Hiçbir fark yok. Yani ng-show mesela içine eşittir. Burada şart yazıyorduk. Burada da eşittir. Şartımızı yazacağız. Hiçbir fark yok. Sadece işte dediğim gibi mesela bir önceki versiyonda ng model nasıldı? Arasında tire vardı. İşte ng show burada isim değişmiş. Köşede parantez gibi olmuş. İşte hepsi bu kadar arkadaşlar. Gerçekten biliyorsan çok sıkıntı değil. Yani dediğim gibi direksiyon sola götürmüşler ya sağa götür. Devriyaj farklı yerlerde. Arabanın rengi böyle olmuş. İşte ne bileyim tepesi böyle olmuş gibi. Yani tamam modifiye edildiği için gene mantık arkadaşlar. Yani Angular bilenler için hiç sıkıntı değil. Gerçekten bu derste zaten onu da öğrenmiş olduk. Bu derste arkadaşlar biz özel bir komponent oluşturduk ve küçük bir uygulama yaptık. Biraz bu ders biraz arkadaşlar daha çok Angular'ı bilenlere hitap etti gibi. Angular daha önce bilmeyip de ilk defa bu dersi seyreden varsa altına arkadaşlar yorum bırakabilir. Ben anlamadım ve anladım gibisinden.
Bu da onu yapabilir arkadaşlar. Neyse, kendinize bakınız. Bence gene de anlaşılmıştır. Çok sade anlatıyorum çünkü. Anlaşılmayan bir şey yok. Zaten eminim arkadaşlar. Angular'ı bilenler, ikiye ilk defa geçenler mutlaka anlamıştır. Ondan hiç şüphem yok arkadaşlar. Yani yapmanız gereken tek şey burada işte import component from Angular 2 group component'ı tanımlıyorsunuz. Export ediyorsunuz. Burada main test'ten de import edin. Bootstrap'ta ne yapıyorsunuz? Arayüze gönderiyor. Burada arkadaşlar dikkat edin. Küçük büyük harf işte falan o tanımlara mutlaka doğru yazmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada tavsiye ettiğiniz arkadaşlar Angular TypeScript'i için Atom plugin'i varsa biz de faydalanalım. Ben ilk geçen kurdum. Bir tane rastgele plugin kurdum. Çalıştı. Bugün arkadaşlar nedense o çalışmadı. İlginç. Böyle bir durumda yaşadık arkadaşlar. Neyse, kendinize iyi bakınız. Bakın doğru sayısını 45'e istersen bakın 4 girelim. Bakın direkt 44 verdi. Hatta bu adamın örnek KPSS'ye girmiş olsun. Adama soruyorlar diyor, neden sıfır çektin diyor. Sorular çok uzun, vakitte dardı diyor. Valla. 45 diyelim. Örnek 200 tane yanlış olsun bakalım. Eksi 5 net. Sıfırı yakalayabilecek miyiz? Yok, sıfırı yakalayamayız. Burada 175 yapalım. 195 yapalım. 195, 190 yapalım. Sıfırı yakalayamadık. 180 yapalım. Evet, sıfırı yakaladık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bu ders böyle bitsin. İnşallah anlaşılmıştır. Bence anlaşılmayan bir şey yok arkadaşlar. Hepiniz kendinize bakın. Yani bunlar da iki tane süslü parantez, biliyorsunuz değeri yazmamızı sağlıyor. Yani burada örnek bir değer var. Bakın burada bir değer var. Değer ne olsun? İşte Dolu abinin yeri arkadaşlar. Burada Dolu abinin yeri olsun. Ve burada örnek ben bu değeri bir yerde göstermek istiyorum. Nereye örnek? Buraya. Burada gösterebilirim. İki tane süslü parantez. Neydi? Buraya değer yazıp ondan sonra istersen bir buraya BR atabiliriz arkadaşlar. Neydi? Buraya BR atabiliriz. Kontrol S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Hop. Kendine gel diyelim bilgisayara. Bakalım kendine gelecek mi? İnşallah herhangi bir sıkıntı yok. Burada neden F12 ile arkadaşlar bir konsola bir bakalım. Yani büyük ihtimalle bir problem mi var? Büyük ihtimalle bir problem var arkadaşlar. Bir yerde bir yazım hatasını yapmışız. Burada bir arayı silelim bir bakalım. Artık tamamen evet, bakın Dolu abinin yeri geldi arkadaşlar. Değer direkt buraya geldi bilmeyenler için. Burada slash koyunca yanlış olduğunu söyledi. Neyse arkadaşlar, ders burada bitsin. Hepiniz kendinize iyi bakınız.